Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe kanun teklifi çerçevesinde Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kasım 2017'de meclisten yasası çıkarılan, Temmuz 2018'de ise faaliyet kararnamesiyle oluşturulan kurum, dünyadaki 1.8 milyar Müslümana yönelik 3.9 trilyon dolar değerindeki büyüklüğündeki helal ekonomisinden pay alma hedefiyle kurulmuştur. Kurum 3'ü bu yıl olmak üzere sadece ve sadece 7 kuruma helal akreditasyon sertifikası verebildi. Kurumun bütçesi yılbaşından itibaren %45.4 oranında artırılacak. Aynı dönemde bakanlıklar dahil diğer kurum ve kuruluşların ödeneklerindeki artış ise sadece %19.8 düzeyinde kalacak. 2022 yılı genel bütçe ödeneklerindeki artışın yaklaşık 2 kat üzerinde ödenek artışı yapılan kurumun harcamalarını yükseltecek en büyük gider personel ödenekleri olacak. Hala kendi geliriyle giderlerini karşılayamayan bu kurumun personel ödenekleri daha da artırılacak. Kurumun asıl amacı hem dini inançlarımıza uygun hem de halk sağlığını tehdit etmeyen yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek olmalıdır. Birilerine makam, mevki ve kadro sağlamak olmamalıdır. Yazıktır, günahtır, haramdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı için en riskli ülkelerin sıralandığı raporda maalesef Türkiye en riskli 10 ülke arasında yer alıyor. Ham madde fiyatlarındaki artış, kurdaki oynaklık ve enerji gibi girdilerdeki ani yükseliş bütün dengeleri bozmuştur. Ülkemiz freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının olmaması en çok ticareti ve yatırımları etkiliyor. Her hatanızda suçu bir başkasına kesiyorsunuz. Allah'ın izniyle ilk seçimde Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda her şeyi düzelteceğiz. Bu bütçede bu mevcut iktidarın son bütçesi olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçede işsizler yok, gençler yok, kadınlar yok, engelliler yok, çalışanlar yok, esnaf yok, çiftçi yok, engelli yok, öğrenci yok, EYT'li yok, memurun 3600 ek göstergesi de yok. Bu bütçede millet yok. Ama kim var biliyor musunuz? Yandaş var, beşli çete var, Londra'daki tefeciler var, döviz garantili ödemeler var. İşte sizin bütçeniz bu. Bu bütçede Suriyeli mülteci ve sığınmacı soruna bir çözüm yok. Bu bütçede yanlış Suriye politikasından en çok etkilenen Hatay ilimize de bir şey yok. Doğu Akdeniz'in incisi Hatay, yalnızca Türkiye'nin değil, AB ülkelerin de Orta Doğu'ya açılan en önemli kapısıdır. Ekonomide, ticarette ve uluslararası taşımacılık sektöründe çok önemli bir yere sahip olan Hatay, Suriye iç savaşı yüzünden kişi başına düşen gelir, sanayi kapasitesi, nüfus gibi verilere oranla üretimde, ticarette, istihdamda, ihracatta ve turizmde hak ettiği yerden uzaklaşmıştır. Suriye krizi Hatay'ın 14 Orta Doğu ülkesine açılan sınır kapılarının kapanmasına yol açmış, Hatay'ın Orta Doğu'ya yaptığı ihracat rakamlarında çok ciddi düşüşler yaşanmıştır. Geldiğimiz aşamada Hatay'da esnafımız kredilerini ödeyemiyor, kepenk kapatıyor. Hal böyleyken ülkemizi ve Hatay'ımızı dünyaya tanıtacak, yerli üreticinin emeğine katma değer katacak Expo 2021 Hatay'a bütçeden 1 TL ayrılan destek yok. Amikovas
Buyurunuz efendim. Amik Ovası'nda bitti denilen fakat bitirilemeyen barajdan dolayı yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya kalan çiftçiyi sübvanse etmek için bütçeden ayrılan 1 TL bile yok. Yüksek elektrik, mazot, gübre fiyatları karşısında çiftçimizi topraktan uzaklaştırmaya engelleyecek hiçbir adım bütçede yok. Hatay'da toplanan verginin 30'da biri yatırıma gidiyor. Hatay'dan kepçeyle alınıp kaşıkla veriliyor. Hatay'da tır filoları %38 eridi. Suriyeliler yüzünden Hatay'da işsizlik oranı %40'ları buldu. Bu rakamlar gerçek rakamlar. Arkadaşlar TÜİK verileriyle karşılaştırılmasın. Değerli arkadaşlar, Allah her kuluna helal gıdayı, helal yaşamayı, helal düşünmeyi, haram ve kul hakkı yememeyi nasip etsin. Geliyor gelmekte olan diyor Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.